Özge Yaz ve Gökberk Demirci Reyhan ve Emir karakterlerini canlandırdıkları Kanal 7'nin Gündüz Kuşağı dizisinde tanışarak büyük bir aşka yelken açmıştı öyle zannediliyor ama o bir vesile gibi oldu. Aslında yeminden öncesi var, aynı projedeydik kısa süreli, sonra bitmişti o dizimiz. Adını Sen Koy dizisinde birlikteydik. Fakat hiç yan yana gelmedik. Yani tanışmışlığımız oradan başlıyor yemin dizisi biraz daha vesile oldu diyebilirim ama yeminin haricinde gelişen bir durum. Kendiliğinden gelişti, iyi ki de gelişti. İlk adım benden geldi. Şu an hiçbir şey belli değil. Görüyorsunuz pandemide üzücü hayatlar, koşullar. Artık biz zamana ayak uyduruyoruz. Zamanın gerektirdiği şekilde hareket etmeye çalışacağız. Şu an için kesin bir şey yok ortada, program yok. Öncelikle sağ olsunlar bizi gerçekten çok mutlu ediyorlar. Ama oluyor. Eskiden, ben bir süre öncesine kadar çok fazla etkilenen bir insandım. Kayıtsız kalamıyordum, o hakaret içerikli mesajlar, beddualar, kin nefret söylemleri. Ama dedim ki, kime yaranabiliriz ki? Herkes istediğini düşünmekte özgür. Ama gönül ister ki bazı şeyler olduğu gibi bilinsin, farklı yorumlanmasın, farklı şeyler eklenmesin. Hep saygı duyuyordum ama üzülüyordum da. Şimdi sadece saygı duymayı öğrendim. Yani elbette okuyunca insan üzülüyor. Bunu o insanlara yazdıran o mekanizma nedir diye düşünmeden edemiyorsun. Sosyal medyada çok geniş bir fan kitleniz var. Çok seviliyorsunuz siz de Özge Hanım, Yağız da. Çok sayıda olumlu yorum geldiğini de biliyorum olumsuz yorumlar da elbet geliyordur diye düşünüyorum. Bunlar modunuzu düşürüyor mu? Ya da kafaya taktığınız oluyor mu? Öncelikle sağ olsunlar bizi gerçekten çok mutlu ediyorlar. Ama oluyor. Eskiden, ben bir süre öncesine kadar çok fazla etkilenen bir insandım. Kayıtsız kalamıyordum, o hakaret içerikli mesajlar, beddualar, kin nefret söylemleri. Ama dedim ki, kime yaranabiliriz ki? Herkes istediğini düşünmekte özgür. Ama gönül ister ki bazı şeyler olduğu gibi bilinsin, farklı yorumlanmasın, farklı şeyler eklenmesin. Hep saygı duyuyordum ama üzülüyordum da. Şimdi sadece saygı duymayı öğrendim. Yani elbette okuyunca insan üzülüyor. Bunu o insanlara yazdıran o mekanizma nedir diye düşünmeden edemiyorsun. O gün o tesadüf gerçekleşmeseydi şu an hangi işi yapıyor olurdunuz? Gerçekten hiç bilmiyorum. Hayat işte ne gösterirse, elbette bir şeyler için çabalardım, ama büyük ihtimalle sporla ilgili olurdu. Hayvanlarla ilgili de olabilirdi. Diziden ayrıldıktan sonra sol yanımda başrolü kapan Özge Yaz ve Gökberk Demirci cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak, "Şi Diyes, evet dedi, balonları, mesajını not düştü. Böylece yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu. Özge Yaz, kısa zaman önce sevgilisi Gökberk Demirci ile başrolleri canlandırdığı Yemin dizisinden ayrıldı. Ama bu kötü bir ayrılık değildi.